hem de ağzına çıkan kelime. Hatta o kadar hassas ki, onun gönderdiği, gerektirdiği bildiği kameralar o kadar hassas ki, ağzını oynatsan bile ne söylediğini biliyor. Evet. Söylemesen bile, konuşmasan bile, kalbindeki niyeti biliyor. O halde Allah teslim olmak ondan çok yok. Allah teslim olmak nedir? Zor değil. Şu daire çizmiş herhalde. Çok geniş. Harama gelmeye hiç lüzum yok. Feraiz-i ilahiye hafiftir. Allah'a abd olmak, Allah'a asker olmak. Öyle bir şeref değil. Peki tarif edin. Allah'ın askeri ver. Ondan daha büyük şeref olur mu? Nedir Allah'ın askeri? Bir namaz kılacaksın. İşte sen de bile oruç tutacaksın. Harama bakmayacaksın. Meşhur dairede, helal dairesinde kanaatkarını kazanacaksın. Meşhur dairede israf etmeden ve o vermiş olduğu insanları da Allah bana gönderdi diye o şekilde yersen lezzetin 100 derece karşı dedikleri. Ahirette 200 derece artacak. Burada bir elma bir elma. Elmanın kendisine ait bir lezzeti var. Cennete elhamdülillah o elma yerken zikir, fikir, şükrünü yapmışsın. Zikirle Bismillah derken demişsin. Sonra elhamdülillah demişsin. Bir parça da düşünmüşsün ki bu toprakta nasıl geldi bu elma var? Ya? Toprak elmayı döküyor. Simsiyah toprak var. Evet. Nasıl bir fabrika, nasıl bir süzgü getirmiyor? Bu da tefekkür. Biraz da tefekkür yaparsan o zaman cennette o elma yerine elhamdülillah şeklinde bizimlenecek. Bu sözü defineyecek ki Allah 200 derece daha fazla hani lezzeti var. Bunun çaresi ne? İşte İslamiyet'in bize gösterdiği geniş olan o meşhur daire, ilan dairesi. Harama hiç gitmeyi bilmiyor. Bak haram işte insanlara bakın. Bak şu güzide tertemiz toplumun havasına bakın. Bir de gidin bir kahveye. Daha başka daha kötü yerler. Şimdi söylemiyorum biliyorsunuz siz. Orada o adamlar zevk alıyorlar mı? Affedersin. Acayip sular içiyorlar. Ondan sonra bir sarhoş kafasını böyle çıkıyor dışarıya ve yürüyemesini bilmiyorlar. Onun eve gidince kusuyor. Perişan. Lezzet mi bu ya? Gidin çocuğunu dövüyor. He? Karısını dövüyor. Ne yapıyor? Evini yapıyor. Kendisini... Perişan diyor. Bu lezzet değil ya. Esas meşhur, yani meşhur lezzette onda zevk var. Gerçekten. Buna ne yapmışlar? İstisnat biliyorsunuz. Bu risalenin çoğunda %60-70 diyelim. Vahdaniyet ilahi. Yani bu mesele hepimizi sorsak İmanın şartı kaç? Çocuk bilebilir. Hemen sayar. Amentü billahi ve melaiketi ve kutubi ve resulü oku altından şart. Ama öyle hakkı lafı buna inanmak lazım ki şeytanın ve nefsin desisesini kutuşmak. Burada bak imtihan ne zaman? İşte tam karşında bir günah işleyecek durumla karşı karşıya geldiğin zaman eğer başını sen çevirmiyorsan amdene ve kasten işte Allah'a yaklaşmışsın sen. Aksi takdirde ne olur bir bakayım bir falan diye. Nefis çekiyor zaten. Cazibe derfikle o. Seni çekiyor. Öyle bir katıs ki. Şimdi oraya o çekmemek için çok dirençli bir kuvvet lazım. Bu da imanın ilme lakın. Aynı lakın hakkı lakın mertebesine. İki, ilme lakınla aynı lakın yeni kafe gelen illa hakkı lakın mertebesi. Yani Allah mutlaka beni görüyor. Mutlaka beni görüyor. O halde ben ne olacak? Bu fakat bir lezzet, gayrimeşru bir lezzet. Fakat bu gayrimeşru lezzet aynı zamanda zehirli bal hükmünde. Sizin kalbinizde pek olur, bilirim ki. Bildin mi de ikram getirdi. Bir tatlılık var ağızda ama midene indirdin mi seni kumaya sokuyor. He? Yemesen daha iyi olmaz mı o midene? Acı bir şeyim daha iyi. Hasta olmuş. Ha? Yüzüm yok. Gayrimeşru lezzet yedir. Evet. Çünkü bir dakika sonra seni kumaya sokuyor. Ahirete nispeten dünya bir günlük mesela bir dakikalık bir şey. Dünyada belki görmezsin acısını fakat kabre girer girmez. O zaman başlayacak hesap kitap. Hiç kimse bakmıyor. Nuh Aleyhisselam bin sene yaşamış yok. Bin sene yaşamış. Nasıl bin sene yaşamış. Ne geçirmiş ya? Resulullah Aleyhisselam Peygamberimiz meşgulatlar içerisinde çoğu aç kalarak kitapları yazıyor ya. Karnına, mide çalışmasın diye taş koymuş ya. İki cihanın ondan sonra
Aman ben öyle. Cenab-ı Hak en sevdiği kulları aç, aç kardeşim. Bir de bizim safımıza bir bak. Bir de mızmızlanıyoruz ya. Olur, karıyı dövüyorsun. Böyle bir yemek bir şeyleri değil. Aç değilsin ondan ya. Hele kardeşim şöyle bir aç ol da yemeğe gidelim bir al bakalım ya. Üst üste iki saat, iki saat yemek yeme. Şu an sekiz saat, dokuz, on saat bir aç kal. Kuvvetini nasıl tanımlayacaksın ya? Nasıl bize kalırsın? Bezmişiz biz ya. Çok fazla nimetten bezmişiz üstelik. Bu nimetler kimden geldiğini bilmiyoruz yani. Manavdan aldık, çarşıdan aldık. Ama esas gönderen yapan kim ya? Hadi en mahir mühendis gelsin, elma yatsın da gidelim. Şeklini çizer. Aynı. Belki fark edersin hangisini alalım diye. Ona sırdığın zaman ne elinde bir şey. Esas. Biz de bu insanı gördüm. Benim bizim Rabbimiz. Bizi, Rabbimiz bizi sevmese. Bizi insan yaratmaz ya. Dağda orman, ormanda bir ağaç olursunuz. Denizde bir balık olursunuz. Fakat seçmiş insanları ya. Sen, tamam. Şu dünyanın, şu yeryüzünün halife kulu kumandanı sensin. Müslümanları da seçmiş mi ayrı? He, Müslümanları seçmiş. O sen, o orada mahir bırakın. İman, bak iman, şahadet kazanenin tabirine göre Cenab-ı Hak istediğinin kulunun kalbine o kimse yüzü ihtiyarının sarfından sonra koyduğu nurdur. Geliyor kalbine kadar, alacak mısın, almayacak mısın? Bak, serbest bırak bize. Kapı açıyor. Sen alırsan, tamam. Almazsan, imtihan etsin bunu. Olay. Onun için kardeşler, bir tane okuyoruz. Hazreti Üstad diyor ki bir yerde, okuyun. Fakat gazete gibi okumayın. Okuyun, anlayın. Okuyun, nefsinizi ıslah edin. Üstad diyor bir yerde ki, nefsini ıslah etmeyin, başkasını ıslah edemez. Kat'idir bu arada. Hani dilinin sözünü gibi, namaza dair bir bahis var ya, dilinin bir makamı, kendi makamı. Bir zaman zimnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi ki, hepiniz ezberini bilmişsiniz. Namaz iyidir hocam. Fakat her gün beşe defa kılmak çoktur. Bitmiyor ya. Bitmediğine bana usan çeviriyor ya. Nasıl kılamıyorum? Kılamıyorum ben. Allah Allah. O anda cevap vermemiş. Hayli zaman geçtikten sonra bir bakayım bir nefsinde diyor. Bir baktım ki nefsinde aynı sözleri söylemesin mi? O zaman baktım ki benim nefsim emmari diyor, daima kötülüğü emrediyor. O zaman dedim ki nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Bütün sözleri, muhatabı, gerçek muhatabı, üstadın nefsi. Diyor ki bak bunları ben nefsime söyleyeceğim, söylüyorum. Siz de isterseniz dinleyiniz, hoşunuza giderse kabul edin. Bak zorlamak yok ya. Evet. Aklın değil, yeter ki biraz aklını kullan. İnsan gerçek manada aklını kullanırsa mutlaka bulur. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi. La hubbul afiyet. Yıldız gördü söndü, ay gördü söndü, güneş gördü battı. La hubbul afiyet. Sönenlere, batanlara muhabbet edilmez. Biz masayı seviyoruz. Cenab-ı Hak kalbimizi, kalbimizin içine kainatı sevecek kadar, içine alacak kadar bir muhabbet olur. Ta ki her gördüğüm şeyi de anlamalım diye. Oo, sen misin bana bu kadar muhabbeti veren? Başladık papucumuzu sevmekten, he, gömlemizi, kravatımızı sevmekten, evimizi, arabamızı sev. Hele ben bunu çok tekrar ediyorum bu misali. Yeni bir araba aldım, uykum kaçıyor ben. Hemen kaçıyor, acaba çaldıran çizdiler mi? Ne oldu? Gece kapıya bakıyorsun. Burada olmuyorsa da Türkiye'de ben anlattım bir hikaye. Vallahi billahi hem kare, bir saat sonra hanım kalkıyor, bir saat sonra ben kalkıyorum. Bak bir yeni aldım çünkü burada varımız yokumuz verdik bu arabaya. Acaba çaldılar mı? Ne oldu diye. Ne sevdi? Teneke parçası sevdi. O sana selam vermiyor. Tanımıyor ya. Bu gavurdan cil almışlar böyle süslü püslü bir şey. Allah sana bütün sevdi ona ver. Hocalar şunlar da diyorlar ki gece kalkın. İki rekat teheccüd namazı kılıyor. O nefis diyor ki diyor, şimdi namaz kılsan var ya. Abdül Sarsan var ya şey oluyor. Uygun kaçıyor uygun. Bırakma. Kandırıyor bizi. Ama araba çalındı mı çalmadı mı diye. 4-5 lira bakıyor. Bu ne hayatı dünya? Bu asır öyle karşılık asır ki ahireti bildiği halde dünyayı ona tercih ediyor. Bir bakıyorsun herkes cam alıyor. Karşısında da elmas var. Hiç kimse iltifat etmiyor buna. Neden? Herkes cam alıyor da bir cam. Demek görenekte. Yani bu Avrupalılar bizi öyle çiğnetmişler ki
Gerçi zahiren damarımıza zehir vermemişler. Fakat havaya sıkmışlar ondan sonra zehiri. Teneffüs elde zehir eder bizi. Bilerek ve bilmeyerek biz de onlara görenek binasıyla ehl-i iman dahi geçe ediyor. Dünya ahiret maalesef. Onun için satıyor. Çok sorarlar, çok bilgi. Allah'a olan itikad, ahirete olan itikad, cennet yani var. Varlığına Allah korusun. Şimdi oranın azabı hiçbir şeye benzemez ya. Cenab-ı Hak bizi cennete götürmek için göndermişler. Evet. Seviniyor Allah'a. Adeta ufak bir bahane arıyor ki cennet atmasın diye. Mutlaka cennete koşsun. Evet. Sonsuz itikad lazım. Ben bir hadis söylüyor kulum. Hocam burada yanlış varsa söylesin. Bir kimsenin. Karadeniz'deki köpükler sen biliyor musun? Sayabilir misin? He? Yani deniz köpüğü kadar bina olsa. Gitti. Aynı kötü yola gitti. Bir daha son. Gitse cennet gelecek. Fakat yol ortasında bir intiba geldi. Var ya, kaldı eli. Ya Rabbi ben hata ettim ya Rabbi. Yanlış ettim ya Rabbi. Sana iltica ediyorum işte dediğim gibi. 12. ricada dediği gibi. Ben 40 sene sonra pişman oldum. Dönüyorum sana dediği gibi. Biz de dönsek, tam istiğfar etse, tam kul olsa Cenab-ı Hak bütün günahlarını affediyor. Yübedillah seyyatim hasena. Yani o zamana kadar kazanmış olduğum bütün günahlar alt cevabı döndürüyor. Okuyor. Tabii biz bu kadar merhametli. Ve ben bunu ihtiyaç gördüğüm için her yerde anlatıyorum. Cenab-ı Hak bizi ne kadar acı olduğunu, ne kadar günahlarla iç içe olduğunu, her gün binlerce, yüz binlerce belki günah yıkın. Eski zamanda televizyon yoktu. Ama işte görmüyor ayrı mesele. Şimdi radyoyla kazanılır günah. Şimdi milyarlar günah. Bir açtın mıydı? Efendim habere bakacağım ya. Medeni insanız haber. Habere bakmadan bu hiç olmaz. Gittin bilir diye. Habere bakacaksın. Onun için işte ne var? Takva, amel-i salih iki şey. Takva, menhiyatan iştinam, amel-i salih emir dairesinde harekat, hayret kazanır. Bunu kendimize refer edersek Cenab-ı Hak bir de tövbe istiğfar edersek. Resulullah okuyoruz hayatımızda hadis-i şeriflerde. Her gün bila istisna 70 veya 100 ay karışık daha iyi olur. İstiğfar etmeden ben yatmış. Var bir mi? E biz şimdi bunu yapmasak ne olacak? Soruyoruz. Neticede biz yapmasak ne olacak? Resulullah nasıl yatarmış? Hayatını bileceğiz ki ona göre hareket edeceğiz. Evvela diyor, namaz abdesti gibi abdest olur. Evet, 100 kere istiğfar eder, 70 kere istiğfar eder. Şimdi bazı şeyleri okur, biliyorsun onları. Avucunu üfler böyle. Vücudun her tarafına böyle. Yapsak ne olur? Bu tarika sünnet değil ki ya. Resulullah'ın sünneti ya. Fakat ben söylüyorum. 20 senedir söylüyorum. Çok az kimse söylüyorum. Efendim sen geldiğinde söylüyor ki, kim yaptı hani Sudeş böyle yapmış, sen de söz vermiş yapacaksın. Bunu unutuyor diyor. Ne yapacağız? Yine söyleyeceğiz biz. Sayın. Caymak yok. Söyleyeceğim. Ya. İcbar da yok. Ha? Bak bir daha. Ben çok özellikle seni cehre diyor. Birinci limayı okuyun. Üstad anlatıyor Hazreti Yunus Aleyhisselam hayatını diye diyor ki, biz Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden 100 derece müthiş vaziyetteyiz. Ha demek ki onun münacatı çok necerref, çok tecrübeli bir dua. Onu okuduğu için Cenab-ı Hakk'ın selamı sayılır. Şimdi ondan 100 dereceden müthiş vaziyetteyiz. Madem ki o ve ona uyaraktan diyor ki ve etmekten La ilahe illallah, subhaneke inni kuntu mine zalimin demeliyiz burada. Muhtacız, mecburuz diyor. E şimdi o bile demişse biz 100 defa demek mecburuz. En az demek mecburuz diyor. Demiyorsak bir sorumuz var arkadaşlar. Bilmemizi alıştırmak. Ve ben bu ehl-i tarikî çok kahraman diyorum. Şimdi Şeyh Efendi bir ders versin, o gece yapmasın bir gürültüyor. Ha? Ha? Yapar. Üstad ya, çekeyim, Bediüzzaman diyeyim.
Hayatı ne? Kendisi ne? Mevlana Hazretleri'nin en büyük, en bariz misalini ben güven ülkesinde görüyorum. Hava zerrelerini, bak ağzına çıkan kelime mi gidiyor? Fırtınalara çarpmana giderken ben gözlerimle gördüm diyor. Müşahede ettim de öyle değil mi hocam? Evet. Kim görür ya hava zerrelerini? Ağzına çıkan kelimeyi. Ha gidecek tam fırtına, Amerika gelecek, saniyedeki yukarı dünyaya dolaşacak. Sen onu göreceksin. Şimdi diyorsan böyle bir dediğim zaman. Lalette mahalle hocası, şu şey, İslam falan filan filan değil. O bize söylüyor. Biz işte ondan sonra... Hocam bir şey söyleyeyim. Tabii tabii söyleyebilirsin. Hasan Hatip'i aradın ama... Burada abi. Burada mı? Evet. Şimdi o şahit olsun çünkü o onun okuduğu ilimle alakalı. Şimdi Risale'lerde geçen, bu arada Mustafa Çavuş amcamız var, ağabeyimiz var. Onun oğlu Mehmet ve Ahmet ikisi anlatacak. Şimdi Ahmet Efendi, bilhassa üstadlarında birçok hatıralar var. Şimdi Rizman Hazretleri Bağrada'ya geldiği ilk günlerde suyunu iyi bir görmeye geçmiş. Görün suyu çok güzel. Ve su getirme vazifesine kaydeden Ahmet Efendi. Diyor bir gün yine desteği dolduruyorum. Bazen o üstada bir hafta yetiyor. Diyor doldurdum. Şöyle de girdim. Baktım ki destenin ağzında, Hasan beni iyi dinlemesini istiyorum şimdi ona bir soru soracağım. Eyvah. Diyor destenin ağzında az için bir boşluk var. Tam doldurmamışım. Yani böyle bir fincan kadar bir su olsa tam dolmuş olacak. Dedim ya barlarlar biraz ilk talebeler Hoca Efendi diye hitap ediyorlar. Ya aklıma geldi ki Hoca Efendi bunu niye doldurmadın diye itiraz eder. Onu önlemek için şöyle içtiğim suda bir fincan kadar su, o kocaman bir hafta desti suyun içerisine koydum. O kadar zaten doldu zaten çok o kadar alır. Gittim. Getirdim dedim. O getirdiysen bana bir bardak ver bakalım dedim. Bir bardak verdim. Bir yudum aldı. Kardeşim Ahmet sen bunun içerisine yabani su karıştırdın değil mi? Şimdi ben Ahmet'e soruyorum, Hasan'a soruyorum, Zürih'te kimya okumuş. Şimdi böyle bir suyun içerisine bir fincan katılmış. Kocaman yarım teneke su. Ya bu olarak olmasan, hayır. Nasıl tefrik edeceğiz bunu ilmen? Yani hani hüvenliktesi ozi gördüm diyor ya, yani o görmeyi bu görmeyle birleştirdiğimiz zaman. Böyle bir dediği zaman işte. Onun için Allah rahmet eylesin hayatlarını Emir Dağ'a gittiği zaman malının, mülkünü, evladını hatta gelen abi Üstad geldi diye Tarıkhan amca Üstad'a götürüyor Ceylan abi ilk. Efendim bu çok zeki. Okulu bitirmiş, hangi mektubu verebilir? Meşveret için getirmiş. Kardeşim bu benden biraz ulumu diniye alsın, sen sana gönderirsin. Hala gönderecek. Ağrı'da gitti. Feda olsun oğlum da. Yani o da çalışan hanedanı işte da bu derece sahip çıkmışlar. Ben en az 5 kere çıkmışım Allah rahmet eylesin. Her gelişi anlatırdı bu. Kardeşim Mehmet deriz. Mehmet. Siz nasıl bir üstadın peşinde gittiğinizi, nasıl bir hizmette istihdam olduğunu bilmiyorsunuz. Siz beni tanımadınız. Çalıştan yapabilir mi? Böyle anlatırdı hatıralar arasında. Onlar tanımazsa biz nasıl tanırız? Onun için kardeşler, kağıtlarında söylediğim gibi misalini okuyunuz, okuyalım. Gazete gibi okumayalım. Okuyalım, anlayalım. Şimdi taktik edilme, o zaman göreceksiniz. Kalpte sıkıntı gitmiş ya. Hani ne diyorlar? Sıkıntı, stres diyorlar değil mi? Gelmez ya canlı koydum size. Yani en büyük musibet nedir? Ölüm diyor. İnna lillah, kâbi inna lillah ve inna lillah. Evet. Terhis terhis. Sevineceksin ya. Terhis olun. Terhis olun. Müjde arkadaş. Ne? Eğer müjde, annem vefat etti müjde. Ona da tokat edersin bana. Anlaşılır. Müjde olarak kabul ediyoruz. Biz maalesef oraya terak ettiğimiz edemediğimiz için öyle limanda zayıf bir şey yapabiliriz. Ne yapacağız? Sonra okuyor. Güveler ve rahmetli. 5-6 türlü hasta da var. Şimdi kitap elini alıyor. 10 sene beraber kaldık böyle. Kiralimiz işte. Şimdi kitap tutuyor böyle. Kitap duysa takat yok, düşüyor gider. Kitap elimde. Kitap elimde oluyor. Hakim delireceksin, ben delireyim. Çok.
48 saat vaktim olsa 48 saatte okudum. Şimdi Hazreti Üstad söyler. Yine arkadaş gibi Hazreti Üstad ilk yani şeyden Bolu'dan ispat sorun var ve su gittiği zaman var ve bilir. O zaman yol yok o yol. Bu yol. Geçiyor. Geçiyor da öyle şey. Kayıkla gideceksin, yol yok gideceksin. Buldum demiş. O kumandan. Bunu süreli orada kalsın. Tamam gidelim. İhtiraz yok. İhtiyarlı hoca gelir diye. Oradaki şeyler, söyleyerek köyle. Belki ihtiyarlı bir hem sefer de kışın. Laf ederiz de gidiyorlar. Bir gün, iki gün, üç gün Hazreti Üstad'ın da elinde her bir kapı çalıyorlar. Tek tek yoksa açın kapıyı. Her yüzyıl elinde bir kitap var. Macerası Ahmet'in hangisi? Demiş Hacı Hüce Efendi. Üç gündür demiş, küçük bir kitap elinde bitiremedim demişler. Ben adam ne gider bitiremedim demiş. Mahalle hocası sen de diyor. Bu arada şimdi ben üç gündür şu kitabı 70 kere okudum. 70 kere de okuma ihtiyacım var, onu yüzüyor. İlk tarih edeyim şu an. Bu da böyle. Bir okuyor, hatta bir okuyor, bitiriyor, başa geldiği zaman Allah. Hiç ülfet yok, iktisatlık yok. Ondan sonra her okuyuşta ayrı manalı. Hatta rahmetli Tahir Bey'in bizzat temizlenen. Bazen diyor Hazreti Üstad. İyi olduğu zaman gelir diye sabah namazında imam yapar. Onun arkasında namaz kılar. Bazen de Sundur Ağabey'in imam yapar. Onun arkasında namaz kılar. Namaz, dua, tesbihat. Otururuz diye biz üstü. Bir kare şukur. Onları yorulur. Bir saat. Aynı yok. Bir saat. İki saat. Üç saat. Dört saat. Biz de bir bere kıvırırız, bir bere kıvırırız. İstat çivide çakılmış gibi. Hiç sağlamaz diyor. Cezahumullah hayret kesira. Bir de ders vakası verir. Anlamı yetin kardeşlerim. Ben bu dersi bugün anladığım kadar anlamamıştım. Ben de yazmıştım. Ben İstanbul'da müderris bir hocaya sordum. Hocam bir müellif kendi kitabına. Kendi istifadesi için tekrar yazdığı kitap okur mu? Epey düşündü ya. Dedi okumak okur. Acaba tavsiye var mı bu? Bir defa okudu. Yanlış oldu, var mı yok okudu. Vakit okumadı. Hayatın sonuna kadar, son nefese kadar, kabre gelinceye kadar yine tarih ver anlatmaya. Üstad Hazreti Üstad. Bir yerde bir yere gideceğim, kendi ihtiyarı değil. Dair ihtiyar var. İspartan Emirzade'nin ihtiyarı var. Mahmud Uçağ. Şimdi şoför yani. Yani alnına bir araba alınmış, üstadın arabasını yazsın değil mi? Mahmut şeyde, bayramda dolayıca araba o daha iyi bilir. Yani ağırsa dolmuşluk yapıyor İstanbul'da. Lazım olduğu zaman Mahmut diyor ki alt tarafın kanına bakıyor, kaçıyor. Basılık yapıyor, kaç ay geçiyor zaten. Biz Mahmut'u arayana çıkarız, Hazreti Üstad Abdülsü hazır kaynasına oturur böyle, okur. Haber verir üstadı, Mahmut dedi ona, diyor. Mahmut geldi diye. İçeride de, diyor. Kitabı kapatmaz. Koluna gireriz diyor. Kaygasını iner, merdivene inince kadar okuyor gider. Araba girerken kapıyı açarız, böyle yapar, gider, yine okur. Bu kadar. Yani bir okul okumasın, hiç şartlar. Ne oldu? Yani gençler daha çaplı okullar. Ondan sonra hiç olmaz, 20 saat olmaz. Ne olur? Yani boş zamanımız çok geçiyor. Mümkün mertebe, yani tek çare iman kuvvetlenmesinin tek çaresi ise. Çok okumak için nereye? Çok olmak için gayret lazım. Çok olmak. Gayret nasıl olur? He? Gayret nasıl olur? Abi makine değiliz ki biz. Kuralım ondan sonra gırrrrrrrr gitsin. Yani nasıl olacak? Günahlardan evvele çekileceksin. Demin söylediğimde takva ve amel salih. Ha? Kalktığın zaman, gece kalktığın zaman Allah rızası için bir kere namaz kıl. Ne var? Ha? Yap. Ya tembellik yapıyor. Tembellik. Üstad diyor, 500 senedir yapın diye. Kalkın biraz ya. Ya şu millet zaten uyuyor. Onların namına biz bir fedakarlık gösterip hiç çalışsak ne olur? Onlar yapmıyorlar. Yapmasınlar. Biz yapalım demiş. Biz yaparsak rahmeti ilahi
tutar ediyor sana. Biz de yapmazsak, onlar gibi yaparsak, şimdi denmezler ki, yani musibetlerin istilası zamanında. Yani dini musibetler olduğu zaman diyor, rahmet-i ilahi iltica etmek lazım. Bu ne demek? Herkes ölürse kalkacaksın. Bak, cevşen okuyacaksın, namaz kılacaksın, Allah'a yalvaracaksın. Dini musibet bu şekilde dökülüyor. Biz sokağa dökülüyoruz, hay 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 hay, nefsimizi takip ediyoruz. Esas mesele bu değil, ilaç bu değil. İlaç bu sefusların dediği gibi, dergah-ı ilahiye ilaç. Mesele burada. Şimdi bakıyorum, Allah Allah, Hazreti Üstad'da ne? Bazıları, ben Tahir Adem'in güzel işti. Merak ettim bu, Hazreti Üstad, akşam namazı olur, kapısını kilitler, hiç kimse yapmaz. Ben merak ettim ki Hazreti Üstad'ı yapmak istedim. Görünmüyor, camda yok. Bir anahtar deliğine baktım diyor. Elini kaldırmış, bu şekilde dua ediyor. Şimdi gittim diyor, biraz seyrettim böyle. Biraz seyrettim, Bittim diyor, şeyde, kapları istedim, şeyde, mutfakta. Bir saat sonra geldim, baktım hele hale bitti burada. Ben bunu Samsun'un bir heyvanından anlıyorum. Olmaz dedi. Seninle onları bahsi gibi söyledim. 15 dakika tut, elini bir şekilde bir seksiz diyor, sana şu defa öğretiyor. Mümkün duymaz mı şey? Düşer ya. Ancak böyle, Resulullah beni dua. Biz bakıyorum kendimize şöyle, ellerimiz böyle, ağzımız bir şey söylüyor, ne dediğimizi de bilmiyoruz. Bu dua kabul olmaz efendim. Tabii diyor ki elini kaldırdığın zaman. Kime kaldırdın ya? Öyle itikad edeceksin ki benim sesimi işiten birisi var. Derman yetiştiren birisi var. Düşmanlarını def edecek birisi var. İşte Hazreti Üstad bunları yazmış. Evet, yaşamış ondan sonra yazmış ya. Evet, ben korkmam kimsin ben yaşarım. Beni ya öldüreceksin. Ya ben pasaport istiyorum ya. Ahirette görmek için pasaport istiyorum ya. Öldürmemeyi korkmuyorum ki ben. Ölümü korkmuyorum ki ya. Benim lügatımda korkunun karşılığı yok ya. Korkutamazsınız beni ya. Evet. Evet. Onun için böyle bir İslam talebesiyiz. Allah'ın izniyle. Elimizin geldiği kadar var. Hazretim. La yukellifullah nefsen illa izah. Ne ki bize emretmiş kolay ya. Yeter ki biraz Fırnız abi tabiriyle biz böyle bazı şeyleri de arada bir imkan yoktur. Biz diyorlarız, bunun ne var? Şimdi sakızın nereye tutacaksın seni? Sarı bir şey ağzına atmış, kim diyor ki mi? Lezzet alamıyor musun? Ya işte o şeyi naylon turda bir yırtmak lazım. İşte o gaflet dediğimiz şey bu. Çünkü dünya evvela ve bizzat sadece dinliyorum. Dünyada rahat edelim. Ya şu dünya gelip geçicidir ya rahat. Şu kitabı okusan, imandan terakki etsen zaten rahat buradadır ya. Sırf verir diye diye. Olabilir diye mi? İnsan imanda diyor bir Müslüman. İmanında zerre kadar intikap etse, zerre mi? Atom o kadar intikap etse ona bir hazine kadar iman bu. Ve imanın zerreden güneşe kadar meselesi var. İşte Hazreti Ali imanı. Ne diyor? Herde-i gayb açılsa, gayb kredisi açılsa, benim imanım yükselmez. Evet, imanı söyle. İşleri sağdır. O mektebe kadar istedir. Resulullah miraç kapısını açık bırakmıştır. İstersen insansın. Evet, Abdülkadir Geyli Hazretleri de insan. Fakat bütün latifelerini inkar etmiş. Bizim o duygular paslanmış. Çeviriyorsun tekrar gırrrr, almıyor be. Çeviriyorsun gırrrr, ona bitiyor. Sonra bitiyor hadi. Maksat işte o kalpteki, o latifeleri, o duyguları kirletmemek lazım. Neyle kirleniyor? Günahla kirleniyor. Şimdi o günahı vaktinde, saatinde, dakikasında ima etmezsen, yılan olarak kalbi ısırıyor. Allah buyuruyor. Kurt değil, ikinci namada diyor. Yani, başınızı almayalım, hesabı burada. Bunlar, teferatıyla yetmiş gibi izah. Yeter ki tehlikeyle. Yavaş yavaş.
Mümkün mektebe de birkaç kişi beraber. Yani manevi inikas, manevi ayna var. Yani bir tek okuduğun zaman anladığın var, bir de beraber okuduğun zaman anladığın var. Onun için medrese mutlaka işi olmayan arkadaşlar mutlak demeli. Eskiden ne Karamanlı'da, Bakırı, ayda Emin Sayın'ın 30 bin kilometre yaptığını biliyorum ben. Ha? Hadi 30 bin geçtim. Senede 30 bin kilometre yapıyor. Ancak memleketi giderse o da yeni dolmuyor. Ha? Gençler yapmalar lazım. Onlar ihtiyarlardır artık. Bir bakıyorsun, manayını tutuyor, doğru Berlin. Ondan geliyor bilin. Oradan geliyor, sabah uyumadan doğru işe. Evet. Burada Emin Sayın burada kendisi anlatsın. Cumartesi 4 saat. Kenan da anlatabilir. Evet. Anlatayım abi. Sonra 2'de çıktık. Hamburg'a gittik. Aldı. Aldı. Berlin'e gittik. Berlin'den tekrar Mannheim'a geldik. Mannheim'de ise o işe. Al. Buyur. Evet. Biraz şu tembelliğimizi atalım gene var. Neyse. İkinci videoyu okuyalım. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahına uyandığım vakit. Hazreti Üstad gençlik gecesinde uyumamış yani. Fakat nefsini o derece itaat ediyor. Gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahında uyandığım vakit vücudum, kendime baktım, vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Onun gidiyor, bizim gitmiyor mu? Nefis yok, gitmiyor. Evet, kandırıyor bize. Kandırdığı için mühim vazifeleri yaptırmıyor. Hazreti Üstad 40 derece atışlarım. Bir nur talebesi, doktor yerine gitti. Ha? Bakın üstad hasta, gerçekten hasta. İstiyor ki üstad, ya kardeşim iyi geldin be, şu benim atasını bir bak bakalım, der ki bir ilaç gel, dedi ki iyileşir. Kalk yani, bahsetmiyorsan buradan mahkemeden şuradan, Allah şimdi küfe gelmiyor. Niçin acaba müracaat etmişsin? Kardeşim sen diyorsun ki, üstadım bana desin ki, bak kardeşim, kardeşim, bacan hastanı şöyle bir bak. Bana bak. Şimdi sana bir baktıracağım, hazır tutuyorsun. Nefis de zaten beni yakalamak istiyor. En zayıf damarı da hastalıktır diyor. Bak hazır kılıyor sana. Tavsiye etti ki sen biraz yap. Hastasın diyor. Çalışma. Benim diyor, bütün dertlerim, ekraplarım geri bırakacaksın sen. Sen yine söylemem ben. Ha? Bana Rabbi Rahmi yeter, bana Cevşen yeter. 19 defa zehre, Ekrad-ı Kusiye ve Cevşen mukabil gelir diyor Yusuf ya. Bana göstermedi fakat Fırınca ve onları atarmış gömleğini, 19 sene atmış zehir. Diyorsun, bak kardeşim, zehirler derler. Evet, bu demek değil ki doktora gitmeyin, bir değil fakat doktorlara lütfen abone olmayan arkadaşlar. Gitmeyin ya, bakınız zahir doktora gitmeyin. İhtiyaç yok. Aspirin yeter. Verdikleri ilaçlar ondan sonra tesir etmez. Bu sefer zamanı da gider. Ondan sonra bir hafta kazanırsın diyor. Evet. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahı uyandığım vakit kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bilinçten koşar gibi geliyor. Tamam. Yazmışsın. Günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü. Ömür binası her gün bir taşı düşecek. 40 sene taş kalır mı? Yunan olmuş yani. Can yatar gafil buna rağmen. Binası olduğu İran bir haber. Dediği gibi ruhunun hanesi olan cisminin de her gün bir taşı düşmekle yıkanır. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerin, emellerin dokusuna başlarlar. Tatsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarekat zamanının, ayrılık zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi, çok derin, devasız görünen yaranın meremini aradım. Ayrılmamış imkar yok mu? Bir merhem aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısır gibi dedim ki, dil bekası, hak, fenası istedim ülkütenim. Bir devasız derde düşsün, ah, Lokman Nihalet. O vakit birden merhamet ilahinin lisanı, ilahi merhametin lisanı, onun misali ve timsali, dellalı, mümessili olan Peygamberi Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru ve şefaati beşere getirdiği hediye hidayet. Sosyal ilişkin biraz sırasındır ki Cenab-ı Hakk'ın hediye getirmiş biraz. Öylesi olarak. İnsanı Allah
Allah Resulü'nün hediyesini anlıyor ya. Şimdi namaz kılmayan Allah anlıyor. Oruç tutmayan aynı şey. İslamiyet yaşamayan Allah'ın hediyesini işte bu hidayeti, hediye hidayeti o dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir mehem tiryak oldu, karan hediyesini nurlu rica edecek. Evet, ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyarlar. Bizler gidiyoruz. Yalnız ihtiyarlar mı gidiyor? Gençler gitmiyor. Git kabristana. 0 yaşıyla 100 yaş arasında her yaşta insan var. 10 yıl yaşına varmadan, gençliğe doymadan gidenler falan filan dolu. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmak lazım. Sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen ehli daraletten gelen zulümat efhamlarıyla bize firaklı, ayrılıklı, karanlıklı görünen Berzah memleketi ahbapları mecmuası. Bütün ahbaplar da toplanmışlar. Kimler var? Başta şefiğimiz bize şifacılık yapacak olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımızla kavuşmak halindeyiz. Evet, 1-3-7 senede her sene 350 milyon insanların sultanı, onların mürebbisi, akıllarının muallimi, kalplerinin mahbubu, her günde Esenül Feyd fail sırrınca bütün ümmetinin işlediği hasenatın bir misli, sahife hasenatına ilave edilen bir kainattaki makasid-i âliye ilahinin medarı, mezaretin kıymetinin tealisinin sebebi olan o Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam, dünya geldiği dakikada ümmeti gibi almasını bilmez, Resulullah ümmeti rivayet-i sahayla ve keşf-i sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi dediği zaman yine ümmeti diyerek en kutsi, en yüksek bir fedakarlıkla yine şefaati ümmetinin imdadına koşan bir zatın gittiği alemi gidiyoruz. O güneşin etrafında hafsiz asriya, evliya yıldızlarıyla şıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaati altına girip nurundan istifade etmenin, zulümat ve zahidin kurtmanın çaresi sünnet-i seniye ittibadır. Lillahi fâ.